Herkese merhaba. Bugünkü konumuz kolajen konusu. Baştan aşağı kolajeni tekrar bir konuşmak istiyorum. Kolajen nedir? Kolajen bizim bütün vücudumuzda, vücudumuzun her yerinde bulunan bir protein yapısı. Genel olarak da glisin ve prolin amino asitlerinin birleşmesiyle oluşuyor. Tabii bu mekanizmada C vitamini ve bakır da oldukça fazla rol oynuyor. Şimdi kimler kolajen kullanmalı? Yani kolajen eksikliğimiz olup olmadığını nasıl tespit edeceğiz diye bakalım. Ee, aslına bakarsanız kolajen vücudumuzun ürettiği bir şey. Yani sadece ilerleyen yaşlarda kolajen üretimi zamanla azalmış oluyor. Bu yaşlarda genelde 30 yaşından sonra başlıyor. 40 yaşından sonra da gözle görebileceğimiz şekilde kolajen miktarımız azalmış oluyor. Özellikle kadınlar için de menopoz sonrasında özellikle kolajen miktarı çok çok az bir duruma gelmiş oluyor. Şimdi biz kolajen miktarı azaldıkça dışarıdan takviyelerle bunu yerine koymaya çalışıyoruz. Bunun için aslında herhangi bir yaş aralığı bulunmuyor. Yani 18 yaşın üstündeki herkesin kullanabileceği söyleniyor. Fakat bu çok gerekli mi? Çok gerekli değil açıkçası. Yani 30 yaşından sonra azalmaya başladığında kullanmaya başlasak bizim için daha uygun olacağını düşünüyorum. Herhangi bir kadın erkek ayrımı da yok. Yani isteyen herkes bunu kullanabilir. Şimdi kolajen çeşitlerine biraz bakalım. Kolajen çeşitlerinde genel olarak 3 tip kolajenden bahsediyoruz. Bunların tip 1 ve tip 3 olanları genelde cilt sağlığımız için kullandığımız kolajenler, tip 2 olanları da eklem sağlığımız için kullandığımız kolajenler. Yani kolajenler bütün vücudumuzda var demiştik. Hem hareketlerimizin düzgün bir şekilde oluşması için hem de cildimizin sıkılığını ve bütünlüğünü kaybetmemesi için oldukça önemli olan ürünler bunlar. Şimdi tip 1 ve 3'ü cilt için istiyoruz. Tip 2'yi eklem için istiyoruz dedik. Fakat şöyle bir durumda söz konusu ki, mesela cildimiz için bir ürün kullanmaya başladığımız zaman çok fazla bir oranda olmasa bile bu kolajen eklemlerimize de iyi gelecektir veya e, tersi de geçerli bunun. Yani herhangi bir takviyeyi aldığımız zaman e, kesinlikle bütün vücudumuza yarayacaktır. Bir de kolajenin Hangi kaynaktan üretildi söz konusu. Bir piyasada biliyorsunuz sığır kolajenleri ve balık kolajenleri var. Bu durumda aslında bu bir birazcık tercih meselesi. Ama işte balık kolajenlerinde ağır metal olma riski gibi durumlar söz konusu. Ama aynı şey sığır kolajeninde de olabilir. Ama etki bakımından baktığımızda sığır kolajeni ile balık kolajeni arasında aslına bakarsanız sonuç etkisi açısından hiçbir fark yok. Yani bu biraz daha kişisel tercih meselesi. Bir de evet ağır metal durumu balıkta daha fazla evet ama balık kolajenini sindirmemiz sığır kolajenini sindirmemizden çok çok daha kolay oluyor. O yüzden herhangi bir tanesini kendi isteğimize göre tercih edebiliriz. Peki biz kolajeni sürekli kullanmalı mıyız? Şimdi biliyorsunuz ki kolajen kullanımında genel olarak ezanede veya başka bir yerde de illaki duymuşsunuzdur. 3 ay bir kullanım tavsiye ediyoruz. Çünkü 3 ayın altında olan kullanımlarda etkisini çok fazla gözlemleyemiyoruz. Yani 3 ayın sonunda bir etki gözlemlemeye başlıyoruz. Aslına bakarsanız birçok kişide de özellikle genç yaştaki kişilerde bu etkiyi Üç ay kullansa bile gözlemlemediğimizde oluyor. Yani kişi kendisi bunu fark edemediği durumda da olabiliyor. Hani genetik olarak yaşlanması biraz daha erken başlıyorsa veya çok fazla cilt kuruluğu varsa bu tarz kişiler daha kolay fark edebiliyor. Ama herhangi bir problem yoksa yani sadece takviye etmek amaçlı kullanıyorsak genel olarak gözle görebildiğimiz bir durum oluşmuyor. Aslında böyle bir durumda biz bunu kendimize bir yatırım olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani direkt kolajen kullanayım, güzelleşeyim den öte yaşlanmayı geciktirmek için tercih ettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Peki kimler kolajen kullanmamalı. Özellikle hamilelerde kolajenin herhangi bir çalışması yok. Kesinlikle önerilen bir ürün değil. Kanser hastalarında da yine aynı şekilde eğer doktorları tarafından önerilmediyse kendi kendimize kullanmamamız gerekiyor. Bir diğer handikabı da şu, şimdi kolajen bir protein molekülü dedik ve genel olarak piyasada 10.000 mg olan kolajenler tercih ediliyor. Şimdi bu çok büyük bir miktar ve her gün bu kadar büyük miktar bir proteini aldığımız zaman bir böbrek hasarımız veya karaciğer hasarımızın oluşması da söz konusu olabilir. O yüzden eğer böyle bir durumumuz varsa kolajen kullanımı konusunda dikkatli olmalı ve doktora danışmalıyız. Peki, kolajeni aç mı tok mu kullanalım, sabah mı akşam mı kullanalım? Aslına bakarsanız hiçbir şekilde fark eden bir şey yok. Genel olarak kullanımını akşam öneriyoruz ama yani daha etkili olduğu için değil, gece boyunca çalışmasını devam ettirsin diye akşam kullanıyoruz. Aç-tok olması da çok önemli bir şey değil aslında ama açken daha fazla emildiği için eğer midemizde bir problem yoksa ya da gece yatarken yemek yemiyorsak akşam kullanmamız çok daha uygun olacaktır. Bütün bunların yanı sıra biz bunu illa dışarıdan takviye etmemiz gerekiyor mu yoksa sadece yiyeceklerle bunu karşılayabiliyor muyuz diye bakalım. Şimdi bu işte kemik iliği, kemik suyu veya işte bu tarz kelle paça çorbaları falan gibi şeylerle de biz tabii ki kolajen alıyoruz. Ama burada aldığımız kolajenler çok büyük moleküller ve birçoğu emilmemiş oluyor. Bir de tabii kolajen öncüsü olarak yani kolajen yapımına katkı versin diye işte C vitamini ağırlıklı besinler tüketmek, işte sebzeler, meyveler tüketmek de vücudun kolajen üretmesini e, sağlayacak şeyler. O yüzden dışarıdan böyle bir takviyeyi de ekleyebiliriz. O yüzden besinler yoluyla da biz kolajen üretimimizi destekleyebiliriz. Yani e, 30 yaşımızdan sonra işte yılın 6 ayı sürekli kolajen kullanalım dansa arada bir evet takviye edebiliriz ama asıl desteklememiz gereken şey e, yediğimiz yiyeceklere dikkat etmek ve bu tarz içeriklere yönelmek yani daha temiz, daha sağlıklı içeriklere yönelmek. Bunlar tabii ki yeterli olmayacaktır böyle bir durumda. Arada bir dediğim gibi dışarıdan takviye edilebilir. Bu kolajen takviyelerinin biliyorsunuz ki e, belli formları var. Tablet olan formları, saşe böyle toz formları ve e, likit formları var. Tablet olan formları genelde 1000 mg e, kolajen içeriyor ki o haliyle bile zaten son derece büyük olan tabletler. Daha fazlasını tablete sığdırmak mümkün olmadığı için diğer likit kolajenlerde ve toz kolajenlerde kolajen miktarı çok daha fazla. O yüzden almak istediğimiz kolajen miktarına göre biz bunu düşünebiliriz. Herhangi bir formu seçebiliriz. Yani bu biraz bizim istediğimiz kolajen miktarına biraz da kullanım kolaylığımıza göre değişiyor. Yani şat olan kolajenler sürekli seyahat eden birisi için uygun olmayabiliyorken işte toz kolajenleri de hazırlamak gerekiyor. Suyla veya başka yiyecek içeceklerle hazırlanabiliyor. Bu biraz dediğim gibi kişinin kullanım kolaylığıyla ilgili olan bir durum. Bu arada çok yüksek miligramlarda kolajen kullanmak e, mide bağırsak rahatsızlığı oluşturabiliyor. Özellikle vücudun alışma evresinde genel olarak gaz problemleri ve şişkinlik problemleri birçok kişide gördüğümüz bir şey. Aslına bakarsanız kolajen kendi başına bunu yapmıyor. Yani bütün kolajen ürünlerinin içerisinde ekstra eklenen maddeler var. Özellikle C vitamini zaten olsun istediğimiz moleküllerden bir tanesi. Onun dışında işte hiyaluronik asit, resveratrol gibi içerikler de veya bazılarında elastin glisin gibi içerikler de ekleniyor. Bunlar da ekstra bir destek sağlıyor. Bunlardan kaynaklı olarak da bu tarz şikayetlerimiz oluşabilir. Özellikle hyaluronik asit içeren kolajenler kullanırken bir miktar böyle vücudun şişmiş, böyle ödem yapmış gibi hissetmesi çok normal. Çünkü hyaluronik asitin su tuttuğunu biliyoruz. O yüzden bir miktar bize böyle gelebilir. Veya şimdi kullandığımız kolajenlerin içerisinde başka vitaminler de var demiştik. B vitamini türevi. Vitaminlerin olduğu bir kolajen kullanıyorsak, böyle bir durumda da iştahımız açılabilir ve daha fazla yemek yemeye başlayabiliriz. O yüzden kullandığımız kolajenin içerisindeki diğer yan ürünlerine de kesinlikle bakmamız gerekiyor. Yani kolajen kendi başına kilo aldıran bir madde değil, ama içerisinde olan diğer maddeler dediğim gibi farklı etkilere yol açabiliyor. Şimdi bunları dışarıdan e, takviye olarak almanın dışında doktorların uyguladığı kolajen iğneleri de var. E, bunlar da e, mesela genelde yüze uygulanıyor. Yüzümüze yaptırdığımız zaman oradaki kolajen üretimini tetikleyerek dokunun daha da iyileşmesi, sıkılaşması sağlanıyor. Çünkü bizim içeriden içtiğimiz kolajenlerde e, bütün vücuda yayılıyor kolajen yani kesinlikle sadece yüzüme geliyor, veya sadece ekleme gidiyor diye bir şey yok. Biraz önce dediğim gibi ne için kullanırsak kullanalım zaten birbirine dönüşeceği için biz bunu bütün vücutta bir etki olarak gözlemliyoruz. O yüzden bu tarz işlemler bölgesel yapıldığı için oradaki kolajen üretilme kapasitesini artırıyor. Böyle bir şey de düşünebiliyoruz. Bir de sürekli söylenen bir durum vardı. Kolajen kremler işe yaramıyor. Çünkü kolajen kremler e, kolajen büyük bir molekül olduğu için deriden emilmiyor e, ve böyle bir durumda bunları kullanmak tamamen faydasız olarak görülüyordu. Tabii ki kozmetik sektörü bunun üzerine de çalıştı ve bu senenin modası olan ürünler geldi. Bu senenin modası olan ürünler prokolajenler. Yani kolajen yapımına e, katkı sağlayan öncü maddeler. Dolayısıyla bunlar da deriden emilebileceği için kolajen yapımını tetikleyecek ürünler arasında bulunuyor. Şimdilik birkaç markada geldi eczanemizde ama eminim ki sene sonuna kadar bütün markalarda bu ürünleri görmeye başlayacağız. Hatta dışarıdan aldığımız takviye edici gıdalarda da yine kolajenin direkt kendisi değil, öncüsü olan maddeleri de görmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Kolajenle ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Kısa bir özet geçmeye çalıştım. Sizin de bu konudaki tecrübelerinizi ve yorumlarınızı benimle paylaşmanızı dilerim kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.